Radyo Tiyatrosu. Bir idam mahkumunun son günü. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Victor Hugo. Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Ne var gardiyan? Hazırlan, jandarmalar seni almaya geldiler. Jandarmalar mı? Neden? Bugün duruşman var ya. Duruşman mı? Ha, öyle, unutmuşum. Mahkeme bugün suçlu olup olmadığıma karar verecekti. Uzat ellerini bayım, kelepçe takacağım. Tabii asker, al takabilirsin. Hadi şimdi düş önümüze. Mahkeme salonuna gidiyoruz. Gidişatı nasıl görüyorsun avukat? Jüri nasıl bir karar verecek dersin? Pek ümitli değilim. Yüz mimiklerine bakacak olursak durumun hiç de iyi görünmüyor. Yani kurtaramayacak mısın beni? Sanmıyorum. İşlediğin cinayet su götürmez bir şekilde ortada. Kurbanını işsizlik yüzünden hasta kızına ilaç alabilmek için soymak isterken yanlışlıkla vurduğunu söyleyerek savunmaya çalıştım. Ama yoksulluk edebiyatı pek işe yaramadı sanıyorum. Daha açık konuşabilirsin. Jürinin seni suçlu bulup giyotine göndereceğini sanıyorum. Fakat küçük de olsa bir ümit ışığı kaldı bayım. Nedir o, çabuk söyle. Yargıçla konuşup cezanı ömür boyu forsalığa çevirebilirim. Forsa mı dedin? Hı-hı. Asla. Ölümü bin defa forsa olmaya tercih ederim. Unut bunu. Ömür boyu forsa olmak ha. Yürek mahkumu. Yok yok, kalsın. Sen bilirsin. Yargıç geldi. Sayın yargıç geldi. Herkes ayağa kalksın. Oturun. Jüri kararını verdim. Verdi sayın yargıcım. Jüri sanığı birinci dereceden suçlu bulmuştur. Avukat, müvekkiliniz suçlu bulunmuştur. Bu suçun karşılığı idamdır. Cezanın uygulanması hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı? Şey efendim, müvekkilimin cezasının ömür boyu forsalığı... Hayır, 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 isteme bunu. İstemiyorum sayın avukat, bunu daha önce de söyledim sana. Hayır, hayır sayın yargıcım, söyleyeceğimiz bir şey yok artık. Sanık, başı giyotinle kesilmek suretiyle idama mahkum edilmiştir. Karar temyize açıktır. Temyiz kararını verinceye kadar mahkum Bisetre zindanında kalacaktır. Dava sonuçlanmıştır. Şimdi ne olacak avukat? Ne olacak şimdi? Temyize başvuracağız tabii. Peki temyiz mahkemesinden ümidin var mı? Bir şey çıkar mı? Belki, kim bilir. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Peki ne zaman çıkar bu karar? 6 hafta içinde neticelenir. Şu anda Bisetre zindanında ve başımın giyotinle kesileceği günü bekliyorum. 6 hafta. Yani 1,5 ay. Önümde hepsi yaşayacağım 48 gün var sadece. Bunları niye yazıyorum bilmiyorum. Belki de ölüm denilen müthiş hakikati herkesin bilmesini, yaşamanın, hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, daha doğrusu insanın ölümünü bilmemesine ne büyük saadet olduğunu bilmesini istiyorum. Belki de onun için. Bire geliyor. Sonra yazarım. Merhaba bayım. Merhaba gardiyan. Ne yazıyorsun o kağıtlara? Bir ölüm mahkumu ne yazar ki? Saniye saniye yaklaşmakta olan ölüm karşısındaki duygularımı yazıyorum. Evet, aslında hepimiz öleceğiz. Ama senin farkın
Öleceğin zamanı biliyorum ben. Bu anı bilmemenin ne büyük bir nimet olduğunu, şu anda benim kadar hisseden birinin olduğunu sanmıyorum. Sen de o zaman tersini düşün. Yani senin ölüm saatine kadar pek çok insanın senden önce öleceğini düşün. Bunu düşünmediğimi mi sanıyorsun? Ama şimdi farkına vardım ki ben hiç ölmeyeceğimi sanıyormuşum. Tıpkı şu anda senin sandığın gibi. Evet, bunda haklısın galiba. Hiç olmazsa şu an için benden çok uzakta olduğunu sanıyorum ölümün. İkimiz arasındaki fark bu işte. Bense bütün insanları şu anda kurbanlık bir hayvan gibi görüyorum. Böyle olunca da kendimi daha şanslı hissedebiliyorum. Nasıl bayım? Nasıl şanslı hissediyorsun? Nasıl mı? Ha. Düşünsene gardiyan. Ölümüme kadar geçecek zaman içinde kim bilir kaç milyon insan benden daha önce ölecek. Halbuki onların çoğu bunu bilmiyor. Ben biliyorum ama. Onların bir kısmı hastalıktan, bir kısmı kazadan, bir kısmı da ani kalp sektesinden ölüme gidecek. Evet, haklısın evlat. Pek çok insan ölüm acısını senden önce tadacak. Evet, işte bunun için de diyorum ki ölüm anını bilmemek meğer ne büyük nimetmiş bizim için. Bana müsaade evlat, diğer koğuşları dolanayım. Sen kendini benden daha iyi teselli edersin. Evet, yazmalıyım. Eğer ben ölüm denilen hakikati bu kadar yakında hissetmiş olsaydım, belki de değil, kesinlikle beni giyotine götürecek suçu her ne pahasına olursa olsun işlemezdim. O halde insanların bu sebeplerle giyotine gitmemesi için duyduklarımı yazmalıyım. Kim bilir, belki de bir insana faydam dokunur. Yazmaya devam ediyor musun evlat? Elbette. Az önce vasiyetimi bile yazdım. Demek geride bıraktığın malın mülkünde var. Hayır gardiyan baba. Giyotin masraflarından başka geride bıraktığım hiçbir malım yoktur. O halde neyin vasiyetini yaptın evlat, bir şeyi bırakmadınsa? Bir anamı bırakıyorum arkamda. Bir kadın bırakıyorum, bir de çocuk bırakıyorum. Tatlı, pembe, narin, iri siyah gözlü ve uzun kestane saçlı 3 yaşında bir kız. Biliyor musun, kızımı son gördüğümde 2 yaşından 1 ay almıştı. Çok yazık evlat. Zaten olan ölene değil, geride bıraktıkların olur. Esas acıyı, yoksulluğu hep geride kalanlar çeker. Hiçbir acı ölüm acısından daha fazla olamaz baba. Ama beni üzen günahlarım sebebiyle 3 masum insanın ıstıraba düşecek olmaları. 20 yıldır bu zindanın gardiyanlığını yapıyorum evlat. Ölüme gidenlerin acıları nedamet ve pişmanlıktan kaynaklanıyordu. Zavallı ihtiyar adacı. 64 yaşında. Evladının giyotine gitmesi onu öldürür garanti. Ölmese de inme iner zavallıya. Yakarım. O anacığımdan daha az yaşar sanırım. O kadar ince ruhlu biri ki anlatamam. Bir de fakirlik ve yokluk sırtına bindiğinde düşün, hepten gider. Ama asıl beni üzen, bu saatte gülen, oynayan, şarkı söyleyen ve hiçbir şey düşünmeyen kızım, çocuğum, zavallı küçük Mari. Onun masum hayali gözümün önünden hiç gitmiyor. Günler su gibi akıp geçiyor ve ben her saniye biraz daha yaklaşıyorum giyotine. Keşke elimde imkanım olsa da zamanı durdurabilsem. Hücremin duvarlarına bakıyorum. Her taraf birbirine karışan ve birbirini silen yazılar, resimler, acayip şekiller ve adlarla dolu. Her idam mahkumu hiç olmazsa burada bir iz bırakmak istemiş anlaşılan. Kurşun kalemle, tebeşirle, kömürle yazılmış siyah, beyaz, gri sözcükler. İnsanda kanla yazılmış duygusunu uyandıran paslı harfler. İşte şurada bir yazı. Mathieu Danvin'i seviyor. İmza Jacques. Karşı duvarda bir başka yazı. Şurada da taşa derince oyulmuş hürriyetle ilgili sözcükler. Hayrola evlat! Duvardaki yazılara mı bakıyorsun? Aha, sen misin gardiyan? Geldiğini fark etmedim. Evet, yine kendi dünyandasın belli. Dalıp gitmişsin. Evet, duvarlardaki şu yazı ve resimler. Bunları yazanlar giyotine mi gitti hep? Evet, onların hepsi de ünlü mahkumlardı evlat. Bu hücrede hep giyotine mahkum olanlar kalır. Suçları neydi? Mesela Doughton.
Erkek kardeşini parçalara bölmüş. Geceleyin Paris'te cesetle dolaşarak kafayı bir çeşmeye, vücuduysa bir lağım çukuruna atmıştı. Aman Allah'ım, tam bir vahşet örneği. Doğru. Polen karısını öldürmüş. Kazanda kaynatmış. Jean Martin ihtiyar babasına bir pencere açtığı sırada tabancayla ateş etmiş. Baba katili he? Ha? Justin arkadaşını zehirleyen bir hekim. Hastalığı tedavi ediyorum diye ilaç yerine sürekli zehir vermiş. Peki ya Papa Wayne? Ah, o en kötüsü. O en kötüsü. Çocukları başlarına bıçak vurarak öldüren korkunç deli bir katildi Papa Wayne. Ah, hepsi de şimdi senin kaldığın bu zindanda temizden gelecek kararı umutla beklemişlerdi. Tıpkı benim gibi he? Evet. Hepsi de teker teker giyotine gitmekten kurtulamadı ama. Yaşasın! Gidiyoruz! Bu sesler dedi. Dışarıda neler oluyor gardiyan? Yoksa cezaevinde bayram mı var? Bayram da denilebilir. Yarın Toulon'a gidecek kürek mahkumlarını bugün prangaya vuracaklar. Yani forsaları. Ömür boyu forsalar. Genci, yaşlısı, hepsi de sefil adamlar. İyi ama küreye çıkacakları için neden bu kadar sevinçliler? Cezaevindeki yaşamdan kurtulacakları için. İnanamıyorum. Bir gemide ömür boyu forsalık yapmanın nesi güzel ki? Ayaklarından birbirlerine demir prangalarla bağlanarak bir dilim ekmek, bir tas çorbaya yıllarca kürek çekmek. Bir başka gemi tarafından batırıldığında kurtulma şansı olmayan bu adamlar... Ya. Bu sevinilecek bir şey olmamalı gardiyan baba, öyle değil mi? Hatırladın mı? Daha önce sen söylemiştin. Ölüm acısından daha acı bir şey yok demiştin. Evet, baştan öleceğimi bu kadar ciddiye almamıştım. Hani bir söz var ya, çıkmayan candan her zaman umut vardır. Hayır gardiyan, kürek mahkumluğunun kötü olduğunu söyle. Ölümden binlerce daha kötü olduğunu söyle. Kürek mahkumluğu çekilemez de. Sakin ol evlat, sakin ol. Kaderde olacaklar olur. Sen yine senin ölümüne kadar ölecek olan binlerce insanı düşün. Kendini teselli edecek düşüncelerle vakit geçirmeye çalış. Yani temiz bozmayacak mı benim kararımı? Giyotine gitmem kesin mi? Bunu mu söylemek istiyorsun gardiyan? Bunu mu? Cezaevi öylesine rezil bir yer ki. Burada her şeyi kirleten bir zehir var. Bir kuş görüyorsunuz, kanadında çamur var. Bir çiçek koparıp burnunuza yaklaştırıyorsunuz, pis kokuyor. Buradan kaçabilseydim tarlaların içinde nasıl koşardım? Yok, hayır koşmamak gerek. Bu dikkat ve kuşku uyandırabilir. Tam tersine başımı kaldırarak ve şarkı söyleyerek yavaşça yürümeliyim. Şu kırmızı desenli mavi gömleklerden bir tane bulursam işim daha rahat olur. Civardaki bütün sebzeciler bundan giyiyor. Bir kaçabilsem, hürriyete ulaşabilsem. Annemi, karımı, küçük kızımı da yanıma alıp gitsem, uzaklaşsam. Allah'ım, çıldırmak üzereyim. Beklemek tam bir işkence, tam bir zulüm. Saat sabahın 6'sı. Hürriyeti olanlar için yepyeni bir gün. Ya ben? Kısacık ömrümden bir gün daha eksildi. Ve önüme bir kocaman... Kocaman bir gün daha yaklaştım. Affedersin evlat. Hayrola gardiyan baba. Bir ziyaretçim var. Ziyaretçi mi? Ha. Sabahın köründe mi? Kimmiş ki lan? Mahkemeden geldiğini söyledi. Mahkemeden mi? Çabuk getir onu buraya gardiyan. Peki. Buyur gir bayım. Bayım, ben Paris Krallık Sarayı katında mübaşirim. Başsavcıdan size bir haber getirdiğim için şeref duyuyorum. Başsavcıdan mı? Hı hı. Şu ısrarla başımı isteyen başsavcıdan mı? Evet bayım. Şu mektubu okumam için gönderdi beni. Yoksa temizle mi ilgili? Çabuk okuyun bay mübaşir. Okuyorum bayım. Para için taammüden adam öldürmek suçundan jüri sizi birinci derece suçlu bulmuş ve bölge mahkemesi de giyotinle ölmenize karar vermişti. Avukatınız tarafından temyize gönderilen dilekçiniz karara bağlanmış ve temyiz bölge mahkemesinin vermiş olduğu idam kararını tasdik etmiştir. Ne? Ne?
Yani şimdi ölecek miyim? Keyifle bunu söylemek için mi geldin sabahın köründe buraya? Üzgünüm bayım. Cezanız bugün grev alanında infaz edilecek. Olamaz. Bu kadar acele olamaz. Saat tam 7:30'da Adalet Sarayı'na hareket edeceğiz. Benimle gelmek lütfunda bulunmaz mısın? Tabii. Ne zaman isterseniz. Güzel. O halde yarım saat sonra sizi almaya gelmekten şeref duyacağım bayım. Görüşmek üzere. Dur bir dakika. Buyurun bayım. Git o başsavcıya söyle. Beni giyotine göndermede başarılı olduğu için istediği kadar mutlu olabilir. Aynen böyle söyle. İyi günler bayım. Affedersin evlat. İyi misin? Gardiyan baba, böyle bir durumda nasıl iyi olabilirim söyler misin? Haklısın. Ben de sözün gelişi öyle dedim. Öldürecekler beni. Öldürmeye gelmişler. Birkaç saat sonra başımı kesecekler. Allah'ım inanamıyorum hala. Hep temyizin bozacağını ya da birilerinin bu idamı durduracağını, lütfedip beni kurtaracağını sanıyordum. Ama işte olmadı. Kimse kurtarmadı. Öldürecekler beni gardiyan baba. Öldürecekler. Ama öldürecekler. Evlat, sen de birini öldürdün hatırlasan. Ben de evet doğru öldürmüştüm. Ama ben mecburdum. Sonra istemeyerek olmuştu bu. Ama bu yüzden beni giyotine yollamaları haksızlık. Ben o adamı öldürmek istememiştim. Niyetim soymaktı, parasını almaktı. Annem, karım, çocuğum açtı, işsizdim. Aylarca iş aramıştım. O çocuğum hastaydı, açtı. Doktora götürecek param yoktu. Mecburdum. Bir haftadır sade suya ekmek batırıyorduk. Ekmek de kalmamıştı. Sokağa çıktım, duvar dibine saklandım. Öldürmek kastım yoktu. Parasını alacaktım adamın. O parayla ekmek alacaktım. Kızımı doktora götürecektim. Ama adam bağırınca korktum, bıçağı sapladım. Bunun için beni değil, ailemi aç bırakan, bana iş vermeyen devleti yargılamaları gerekirdi. Fransız makamlarını... Giyotinin kanlı bıçağının altına onları yatırmaları lazımdı. Onları, bizi bu hale düşüren makamları. Kim o? Biri geliyor. Ayak seslerini duyuyor musun gardiyan? Yoksa beni götürmeye mi geliyorlar? Sakin ol evlat, korkma. Bakayım. Geleni görüyorum. Cezaevinin rahibi. Rahip mi? Hazırlandın mı? Neye hazırlandın mı peder? Ölüm yolculuğu. Hayır, henüz değil. Bir sen eksiktir rahip. Temizdeki haberi daha şimdi öğrendim. Buraya günahlarını çıkarmaya geldim bayım. Tanrı'nın huzuruna günahsız olarak göndereceğim seni. İnan bana. Sana beni giyotine gönderen savcı inansın. Muşmula surattı peder. O savcı inansın, anladın mı? Bak evladım, Tanrı diyor... Senin inandığın Tanrı'ya bilmiyorum ama benim içimden öyle geçiyor ki... Lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Ama oğlum... Dediğimi duydunuz peder, yalnız kalmaya ihtiyacım var. Peki. Bayım, bir şeye ihtiyacım var mı? Yalnızlığa, sadece yalnızlığa ihtiyacım var. Peki. Allah'ım. Bir çare lütfen, yalvarırım bir çare. Kaçmam gerekti. Kaçmazsam başımı kesecekler. Öleceğim. Birazdan öleceğim. Çok korkuyorum Allah'ım. Bir şeyler yapmalıyım. Bu duvarı delmeliyim. Ama bunun için önce ailede de var, sonra da aylar gerekti. Oysa benim hepsi sadece birkaç saatim var. Ecel kapıya geldi Chet. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok korkuyorum. Bütün vücudum soğukta kalmış gibi titriyor. Organlarım sanki felç olmuş gibi. Bir ayna olsa da kendime bakabilseydim. Soluğum kesiliyor, nefes alamıyorum. Yaşadığım şu anlar bir kabus gibi geliyor bana. Rüya zannediyorum. Gözümü açıp kapıyorum ama heyhat, başıma gelenler, yaşadıklarım hep hakikat. İşte geliyorlar. Beni götürmeye, giyotinin kanlı bıçağının altına yatırmaya geliyorlar. Evlat! Bu aşır seni götürmeye geldi. Hazır mısın?
Hazırım. O halde gidelim bayım. Bayım, niye durdun ki? Hiç. Bir daha hiç göremeyeceğim hücreme bakıyorum. Sizlere garip gelecek ama ben bu hücreyi seviyordum. Alışmıştım buraya. Ne bileyim, en azından yaşıyordum burada. Bütün sıkıntılarımı, ıstıraplarımı hep ona anlattım. Hiç kızmadan dinledi beni. Sizden sonra biri daha gelecek buraya. O da mı giyotinlik? Evet, kararı temyizli. Sonucunu sizin gibi burada bekleyecek. Şuna ölüm anını bekleyecek desenize ya Bay Mübaşir. Gidebilir miyiz artık? Elbette. Başımın kesileceğini merakla bekleyenleri bu zevkten mahrum etmemiz doğru olmaz. Gidelim bir an evvel. Aa şey, durun, durun beni de bekleyin. Ah, eder, siz misiniz? Evet, evladım, bak, Ulu Tanrı bağışlayıcıdır. Birazdan onun yanına gideceksin ve bu yüzden... Lütfen peder, susar mısın sen? Ama bu benim görevim, yoksa dinsiz misin sen? Asla. Ama senin anladığın manada biri olup olmadığımı da bilmiyorum. O halde dua edelim birlikte. Yaklaşmayın yanıma. Şu anda sizi dinleyecek halde değilim. Duaya gelince hücremde kaldığım 6 hafta boyunca ona yeteri kadar yalvarıp dua ettiğimi sanıyorum. Şu anda beni 4 tarafı kapalı atlı bir arabada adliye sarayına götürüyorlar. Dışarıda hafif bir yağmur yağıyor. Halk sokaklara toplanmaya başlamış bile. Yollar oyuk oyuk ve sularla kaplı. Arabanın içinde mübaşir, cezaevi rahibi ve bir jandarma var. Arabamızın etrafındaysa atlı jandarmalar tıpkı Haşmet'le Fransa kralını korur gibi tedbir almışlar. Nedense giyotinle idam edilen bir mahkumun seri her zaman için Paris halkının büyük eğlence kaynağı olmuştur. Şimdi de benim bedenimden ayrılacak başımı görmek için meydanları doldurmuşlar. Halk çılgınca bir arzuyla başımı istiyor. Ya arabanın içinde bulunduğum arkadaşlarım? Peder, bu sabahki Paris'in büyük haberini duydunuz mu? Ne dediğinizi duyamadım Bay Mübaşir. Büyük haberi duydunuz mu diye sordu. Hayır. Henüz gazeteleri okuyacak vaktim olmadı Bay Mübaşir. İnfazdan sonra eve gittiğim zaman okuyacağım. Bunu bilmemeniz imkansız. Paris bu haberle çalkalanıyor. Ben bildiğimi sanıyorum. Sahi mi? Nedir peki, söyler misin? Bakıyorum da çok meraklısın Bay Mübaşir. Ne demek? Elbette herkesin siyasi bir düşüncesi vardır. Sanırım sizin de vardır. Doğrusu ben kralcıyım. Seçimlerde oyumu kralcılardan yana vereceğim. Çünkü orduyu severim. Çavuşluk yaptım, mangam vardı. Ne? Ben haberi biliyorum derken bunu kastetmemiştim Bay Mübaşir. Anlamadım. Yani neyi kastetmiştiniz? Bugün Paris'i meşgul eden haberi demek istiyordum. Ya, demek daha önemli bir haber var. Neymiş o bayım? Benim giyotine gitmem. Ben bugün bütün Paris'in bu haberle çalkalandığını sanıyorum. Öyle değil mi? Maalesef yanıldınız bayım. Senin giyotinle idam edilmen sıradan bir haber ahbap. Ne? Sıradan bir haber demek. Evet. Çünkü her hafta en az 2 veya 3 kişi bu şekilde idam ediliyor. Halk bile eskisi kadar zevk alamaz oldu bundan. Benim dediğim cumhuriyetçilerle kralcıların mücadelesi. Seçimlerde kimin galip geleceği. Bu konuda sizin bir düşünceniz var mı? Hayır, çünkü birazdan düşünemeyeceğimi düşünüyorum. Neden? Evet, şimdi hatırladım. Doğru tabii. Metin ol evladım. Yaşayan her fani bir gün gelip ölecektir. Önemli olan Tanrı'nın huzuruna günahsız olarak çıkmak. Lütfen peder, metin olmadığımı kim söyledi? Hem metin olursam günahsız olacağımı söylemen de son derece saçma bir şey. Ah evladım, anlaşılan senin içine şeytan fena yuvalanmış. Sizin içinizdekiler geçmesin de ben benimkini idare ederim peder. Tanrı aşkına evlat, biraz sonra başın köftenden ayrılacak, sen işin alayındasın. Günahlarını bir düşünsen. İyi de anlamadığım bir şey var peder. Sen hangisini doğru yola sokmayı düşünüyorsun? Başımı mı yoksa gövdemi mi? Anlaşılan şeytan senin aklına da hükmediyor. Başı kesilecek olan sen değil de sanki benim. Kendine gel bayım. Biraz sonra Tanrı'nın huzuruna çıkacaksın. Bu şerefi bütün kalbimle sana bırakabilirim muhterem peder. İster misin? Beni dinle bayım.
Yıllardır bu cezaevinde rahiplik yapıyorum. Tıpkı seninle geçtiğimiz gibi geçtik bu yollardan. Kimden söz ediyorsun peder? Arkadaşını zehirleyerek öldüren Doktor Kastling'den tabii. Onu da ölüm yolculuğuna ben hazırlamıştım. Yolu hayli sohbet ettik. Sonra küçük çocukları bıçakla öldüren şu meşhur deli katil Papa Wendek yatına gitmezden önce benim yanımdaydı. Başında samur bir şapka vardı ve sigara içiyordu. Umarım o çocuk katili Tanrı'nın huzuruna çıkmadan önce tarafınızdan günahlarından arındırılmıştır peder. Elbette, elbette. O dinine bağlı bir insandı. Konuşarak hayli rahatlatmıştım kendisini. O namussuz herif hiçbir suçu, günah olmayan bir sürü çocuğu katletmişti. Yani tepesindeki tüylere kadar günaha gömülmüştü. Peki söyler misin peder? Yol boyu saçma sapan konuşmalarınla o caniyi Tanrı'nın huzuruna nasıl günahsız gönderdin ha? Söyler misin? Oh, İsa Mesih aşkına bayım, senin inançların hepten yok olmuş. Kızların ırzına geçip sonra da öldüren La Rochelle'li delikanlılar da giyotine giderken ben onların yanındaydım. Onlar da senin gibi beni dinlemek istemediler. Lütfen sus artık peder. Biraz kendimi dinlemek istiyorum. Sigara içer misiniz? Hayır, hayır içmem. Sigara sağlığa zararlıdır, ömrü kısaltır. Umarım sizi güyetine götürdüğüm için bana kin beslemiyorsunuzdur. Korkmayın, bu kinim uzun sürmeyecek Bay Mübaşir. Arabacı neden durdu acaba? Hey arabacı, sana dedim. Neden durdun? Vergi şubesinin önündeyiz bayım. Memurlar arabadaki yükün vergisini istiyorlar. Söyle o memurlara, bu arabada koyun ya da inek taşımıyoruz ki vergi verelim. Aynen böyle söyle. Öyle ya. Taşınan şey kesilecek bir kelle. İnsan kellesi de vergiden muaf olduğuna göre bunu da ilave et arabacı. Buyurun müdür bey, mahkumu getirdim. Şu kağıdı imzalarsanız benim işim bitecek. Acele etmeyin Bay Mübaşir. Size teslim edeceğimiz bir mahkum var. Getirdiğiniz mahkumla götüreceğiniz mahkumu aynı tutanakla imzalarsınız. Böylesi daha kolay olacaktır. Olur, beklerim. Siz şimdi mahkumu geçici olarak hücreye tıkınız. Amma karanlık burası. Aman Allah'ım, yalnız değilmişim. Hey, kim var orada? Korkma dostum, ben varım. Sen de kimsin? Ne acayip bir soru, kim olacağım? Bir kasaplık. Kasaplık mı? Ne demek bu? Yani kasap 6 hafta sonra kellemi sepete atacak demek. Tıpkı 6 saat sonra seninkini atacağı gibi. Artık anlamışsındır sanırım. Aha, sen öteki mahkum olmalısın. Bugün yargılanan. Bisetle zindanında beklenen mahkum. Yani mirasçım. Nihayet anladın dostum. Suçun ne senin? Ben iyi bir hırsızın oğluyum dostum. Ama ne yazık ki cellat babamın boynuna kravatını takmak işgüzarlığında bulunmuş. O zamanlar idamların dar ağacında yapıldığı zamanlardı. 6 yaşında ne babam vardı ne de annem. Yazları posta arabalarının kapılarından birkaç kuruş atılır umuduyla yol kenarlarında toz toprak içinde taklalar atardım. Anlaşılan çocukluk yılların çok kötü geçmiş. 9 yaşında ellerimden yararlanmaya çalıştım. Arada bir cep boşaltıyor, bir manto çalıyordum. 10 yaşında bir yan kesiciydim. Sonra tanıdıklar edindim. 17'imde ise bir hırsızdım. Artık dükkan kapılarını zorluyor, kilitlere maymuncuk uyduruyordum. Tabii ki yakalandım. Yaşım tuttu ve beni kürek mahkumu yaptılar. Kürek mahkumu mu? Evet, ama forsalık zordu. Tahta üstünde yatmak, deniz suyu içmek, hiçbir işe yaramayan demir bir prangayı peşin sıra sürüklemek, sopa darbeleri ve güneş darbeleri. Bu yetmiyormuş gibi güzelim kestane rengi saçlarımı kökünden kırptılar. Peki sonra? 15 yıl forsalık yaptıktan sonra cezamı doldurdum. 32 yaşındaydım. Güzel bir sabah elime bir yol kağıdı ve 15 yıl kürek cezam süresince her gün 16 saat, ayda 30 gün ve yılda 12 ay çalışarak biriktirebildiğim 70 frangı tutuşturdular. Hazır cezanı çekmişsin. Keşke yeniden suç işlemeseydin. Evet, ilk başlarda ben de böyle düşünmüştüm. Cebimde 70 frank vardı. Ne var ki şu şeytanlar götüresi pasaport sarıydı ve üzerinde de bağışlanmış forsa yazılıydı.
Geçtiğim her yerde onu göstermek ve sürgün edildiğim köyün belediye başkanına her 8 günde bir imzalatmak zorundaydım. Bu ne biçim özgürlükmüş böyle? Herkesi korkutuyordum. Ben geçerken küçük çocuklar kaçışıyor, kapılar kapanıyordu. Kimse bana iş vermek istemiyordu. 70 frankımı bitirince yaşamak zorunluluğu çıktı karşıma. İşe yatkın kollarımı gösterdim. Kapıları yüzüme kapadılar. Gündelik 15 kuruştan, 10 kuruştan, 5 kuruştan çalışmaya razı oldum. Yine de hiç. Evet, elimde kalan bir hiçti. Sence ne yapmalıydım? Bir gün açtım. Bir fırının camına bir dirsek indirdim. Bir ekmeği kavradım. Yemesini bitiremeden omzuma kızgın demirle 3 harf vurarak ömür boyu forsalık yapmaya mahkum ettiler. Ama haksızlık bu. Bir ekmek için ömür boyu forsalık ha? Bu işe suç tekrarlama diyorlar. Böylece tekrar küreğe döndüm mi? Beni Tulon'a verdiler. Oradakilerin hepsi ömür boyu kürek cezası yemişlerdi. Oradan kaçmalıydım. Bunun için 3 duvar delmem, 2 zincir kırmam gerekiyordu ve 1 tane çivim vardı. Neticede başardım ve kaçtım. Peki sonra? Bu kez üzerimde ne para ne de pasaportum vardı. Doğrudan adam öldüren bir çeteye katıldım ve artık ben de yaşamak için öldürmeye başladım. Avımız ya bir posta ya bir yolcu arabası ya da bir sığır tüccarı oluyordu. Öldürdüğümüz adamları da toprağa gömüyorduk. Biliyor musun bayım, adam öldürmek çok korkunç bir şey. Çok komik oluyorsun bayım. Madem öyle sen ne yaptın peki ha? Adam öldürmedin mi? Evet ama ben şey, yani hasta çocuğum, yaşlı annem ve aç karım için. Hem benim öldürme gibi bir kastım yok. Her neyse. Sonunda bir gece bizi pusuya düşürdüler. Arkadaşlarım benden daha genç oldukları için kaçıp kurtuldular. Ama ben yakalandım. Sonra? Sonrası yargılandım. Ve senin gibi giyotine mahkum edildim. Demek senin de benim gibi başını kesecekler ha? Hadi kendine gel arkadaşım. Hiç de cesur bir halin yok. Ölümün karşısında ödleklik yapma. Evet. Ölüm sehpasının üstünde birkaç kötü an geçireceksin. Fakat her şey o kadar çabuk oluyor ki. Başının nasıl düştüğünü anlamayacaksın bile. Yemin ederim seninle beraber biçileceğimizi bilsem temize bile başvurmam. İkimize de aynı rahip bakardı. Senin artıklarınla benim işimi görürlerdi. İyi bir çocuk olduğumu anlamışsındır sanırım ha? Söyle bakalım. Dost muyuz? Tamam dostuz. Bayım biliyor musunuz? Siz bir markisiniz. Evet bir marki. Saçmalama, ben marki falan. Yo siz bir markisiniz. Rahat bırak beni, kendimi toparlamam gerek. Bak dostum, siz bir markisiniz bu belli. Fakat sırtınızda artık pek işinize yaramayacak güzel bir redingot var. Sizden sonra cellata kalır. İyisi mi onu bana verin. Tütün almak için satarım. Ne yani, redingotum mu istiyorsun? Evet dedim ya, satıp parasıyla tütün alırım. Neden olmasın? Nasıl olsa başım gövdemden ayrılınca işime yaramayacak. Tamam. Al bakalım. Sağ olun bayım, sağ olun. Ama böyle çıplak kalamazsınız. Sonra üşürsünüz. Siz de üzerindeki kazağı alıp giyin. Hem dışarıda yağmur yağıyor, ıslanırsınız. Ayrıca arabaya bindiğinizde yönetmelik sıhhatli olmanızı ister. Lütfen, alın bunu giyin. Peki, oluruz. Harika, redingotunuz bayağı da güzelmiş. Cepler yepyeni, yakada yıpranmamış. Bundan en aşağı 15 frank kazanırım. Görüyorsun ya, bayağı talihli bir adam. Bana 6 hafta yetecek kadar tütünüm olacak. Evet, sizler bizimle geleceksiniz. Biriniz idam mahkumlarının son saatlerini beklediği odaya, ötekiniz de bir set rezindanına. Hey, giyimlerimiz sizi şaşırtmasın. Bu bayla ben elbiselerimizi değiştirdik. Onun yerine beni alıp da giyotine götürmeyi deneme sakın. He. Tamam mı? Bak, giyotine onu götüreceksin. Beni 4 duvarından başka bir şey olmayan, pencerelerinde bir sürü parmaklık ve kapısında da bir sürü sürgü bulunan bir hücreye tıktılar. Bir masa, bir sandalye ve yazmak için ne gerekliyse istedim. Bütün hepsi getirildi. Sonra bir yatak istedim. Gardiyan neye yarar der gibi şaşkın bir bakışla beni süzdü. Ama yine de köşeye bir asma yatak yaptılar. Fakat aynı anda bir jandarma hücreme gelip yerleşti. Kendimi şilteyle öldüreceğimden mi korkuyorlar ne? Saat 10. Ey zavallı küçük kızım. 6 saat sonra ben ölmüş olacağım. Beni öldürecekler kızım. Bunu anlıyor musun Mali? Soğukkanlılıkla, törenle toplumun iyiliği için beni öldürecekler. Zavallı küçüğüm. Baban seni ne kadar severdi. Beyaz ve güzel kokulu küçücük boynunu öper, durmadan ellerini ipeği andırır saçlarının buklelerinde dolaştırır, yuvarlak güzel yüzünü elinde tutar, dizlerinin üzerinde zıplatırdı. Bütün bunları kim yapacak şimdi sana?
Kim sevecek seni? Senden başka akranın bütün çocukların babaları olacak. Yılbaşlarından, yaş günlerinden, güzel hediyelerden, şekerlerden ve öpücüklerden nasıl vazgeçeceksin çocuğum? Şu jüri üyeleri hiç olmazsa onu görselerdi. Küçük güzel Marie'mi. 3 yaşında bir çocuğun babasının öldürülmemesi gerektiğini anlarlardı. Gerçekten ölecek olan ben miyim? Dışarıda yükselen çığlıkların boğuk uğultusu, şimdiden iskelelerde toplanan bu neşeli halk kalabalığı, kışlalarında hazırlanan jandarmalar, siyah elbiseli rahip, kırmızı elli öteki adam, hepsi benim için mi hazırlanıyor? Saat kaç oldu asker? 12. Allah'ım, saatin yelkovanıyla akrebi ne kadar da çabuk ilerliyor. Neden zaman durmuyor? Neden zamanın yelkovanıyla akrebi bozulmuyor? Neden? Saat kaçta götüreceksin beni giyotine? 5'te. 5'te mi? Demek 4 saatim kaldı. Nefes alabileceğim hepsi bir 4 saat. Ama belki de infaz etmezler. Ne dersin asker? Belki lütfedip hayatımı bağışlarlar. Ha? Olamaz mı? Bilmem ki beyim. Hem kim lütuf gösterip de hayatını bağışlayacak ki? Kral. Sevgili kralımız. Kral mı? Evet, neden olmasın. Kralın bana kızgınlığı yok ki. Evet o mutlaka benim hayatımı bağışlar. Çabuk bana avukatımı bulun. Avukatımı getirin bana. Söyleyin ona kürek mahkumluğuna razıyım artık. 5 yıl ya da ömür boyu prangalara bağlanarak kürek çekerim. Yeter ki hayatım bağışlansın. Bir forsa hiç olmazsa yürür gider gelir ve güneşi görür. Ama getirmediler avukatımı. Beni dinleyen bile olmadı. Keşke o zaman duruşmalar sırasında kabul etseydim avukatın teklifini. Ayağımda prangayla da olsa yaşamaya razı gelseydim. Avukatım yerine rahip geldi hücreme. Adam ısrarla beni günahlarımdan arındırarak Tanrı huzuruna çıkartmak istiyordu. Oğlum, Tanrı'ya inanıyor musun? Evet peder. Ama senin inanış şeklinde benimki aynı mı bilemiyorum. Kutsal Katolik, Papalık ve Roman Kilisesi'ne de inanıyor musun? Bunlara inanmam neyi değiştirecek ki peder? Bak gördüm. Bu ifadeler inanmadığını gösteriyor. Bak peder, şurada çok kısa bir ömrüm kaldı. 1 bilemedin 2 saat. Bırak da bu zamanı seninle değil kendi kendimle geçireyim. Anlıyor musun beni? Ha, evet tabii. Yani şimdi gitmemi mi istiyorsun? Evet lütfen. Ama benim görevim seni ölüm yolculuğuna hazırlamak. Beni yalnız bırakırsan bil ki en iyi şekilde hazırlamış olacaksın ölüme. Bak ne yaparsan yap bu beni sakinleştirmeyecektir peder. Çünkü korkuyorum. Anlıyor musun beni? Hem de çok korkuyorum. Başımın kesilmesinden, ölmekten korkuyorum. Senin zırvaların ne yazık ki benim korkularımı gideremiyor. Hadi şimdi gidin artık. Peki oğlum. Neden ona kötü davrandın bayım? O bir din adamı. Bunun nedenini anlamak için benim gibi giyotine mahkum olman gerekir asker. O senin Tanrı katına gidecek olan ruhunu temizlemek, günahlardan arındırmak istiyor. İşte bütün terslik de burada ya. Rahipler tıpkı akbabalar gibi insanın öleceği zaman yanında bitiyor. Oysa ailem açlık çekerken, parasızlık yüzünden kızımı doktora götüremezken bana yardımcı olsalardı ben bugün burada olmazdım. Anlayacağın rahipler ölürken değil yaşarken yardım etsinler insanlara. Sen iyi birine benziyorsun bayım. Ne fark eder ki iyi olmuşum kötü olmuşum. Biraz sonra öleceğim. Evet sen iyi birisin. Temiz bir yüreğin var. Ben adam gibi adamdan anlarım. Keşke adalet daha tanlar da anlasalardı bunu. Senden bir şey isteyeceğim. Benim için yapar mısın bunu? Ben mi? Eğer yapabileceğim bir şeyse. Benim gibi zavallı bir askeri mutlu etmek elinizde. Hem de hiçbir zahmete girmeden bunu yaparsınız öyle değil mi? Beni şaşırtıyorsun asker. Benim sana vereceğim ne gibi bir mutluluk olabilir ki? Bana bir servet kazandırabilirsin bayım. Ne? Servet mi? Evet bir servet. Bakın anlatayım. Ben fakir bir jandarmayım. İşim ağır, ücretim az. Bu yüzden gelirimi piyangoda dengelemek istiyorum. Bu da talih işi. Şimdiye kadar talihli numaraları hep küçük farklarla kaçırdım. Durmadan oynuyorum. Ama hep ya bir üstünde ya da bir altında çıkıyor ikramiye. 76'ya basıyorum, 77 çıkıyor. Ama bir türlü bana çıkmıyor. İyi de senin için ne yapabilirim ki bir türlü anlayamadım. Çok şey yapabilirsiniz bayım. Bugün dünyanızı değiştireceksiniz ya. Sonları böyle olan ölülerin piyango sonuçlarını önceden kestirdikleri bilinir.
Bana yarın akşam geleceğinize söz verin ne olur. Çıkacak 3 numarayı bana söylersiniz, oldu mu? Ne? Ne dedin? Yani ben öldükten sonra sana görünüp de ikramiye kazanacak olan numaraları mı söyleyeceğim? Evet evet. Olacak şey değil. Son 6 haftadır hiç böyle gülmemiş. Demek ortamamı ve sana görünmemi istiyorsun öyle. Evet canım, bunda gülünecek bir şey yok. Hem ben hortlaklardan korkmam, merak etmeyin. Peki, hortladıktan sonra nereye gelmemi istersin? Adresimi veriyorum. Topinkurt Kışlası A merdiveni. Numara 26. Koridorun sonundadır. Beni tanırsınız öyle değil mi? Bir daha iyice bakın yüzüme. Yanlışlıkla bir başkasına görmenizi istemem. Olacak şey değil. Delirmişsin sen asker. Eğer sizin için daha kolay olursa bu akşam da gelebilirsiniz. Nasıl olsa birkaç saat sonra öleceksiniz. Evet evet, bu akşam gelin isterseniz. Geleceğim derseniz beklerim sizi. Dinle. Ölmek üzere olan bir adamın yapabileceği kadar ustaca bir oyunculukla seni kraldan bile daha zengin yapabilir, milyonlar kazandırabilirim sana. Sahi mi? Yapabilir misiniz bunu? Evet de, ama bir şartla. Nedir o? Çabuk söyleyin. Sizin hoşunuza gidecek her şeyi yaparım. Çabuk söyleyin. Sana 3 değil 4 numara getireceğime söz veriyorum. Yalnız elbiselerimizi değiştireceğiz. İstediğiniz bu muydu? Elbette, hemen şimdi değiştirelim. İşte üniformamı çıkartıyorum. Bir dakika. Siz benim elbiselerimi buradan çıkmak için mi istiyorsunuz? Evet, ama karşılığında sen de bir servete kavuşacaksın. Ama olmaz ki. Numaraların doğru olması için sizin ölmeniz gerekiyor. Yaşayanlar söyleyemez ki. Üzgünüm ama üniformamı vermem size. Az önce saat vurdu. Fakat kaçı bilmiyorum. Artık saatin tokmağını bile güç işitiyorum. Bütün organlarım iflas etti. Korkuyorum. Sadece korkuyorum. İnsanın öleceği günü saati bilmesi kadar pis, iğrenç bir şey yok. Katil de olsa insana bu azabın çektirememesi gerekir. Evet. Evet, bir adam öldürdüm. Bir canı sona erdirdim. Öyle olmasını istememiştim ama öldürdüğüm adama azap çektirmedim. Bıçağı yer yemez ölmüştü. O zaman neden beni aynı şekilde işkence yapmadan öldürmüyorlar? Her şeye rağmen ey sefil yasalar ve sefil insanlar, ben kötü biri değilim. Hayat ne kadar garip ve tutarsız. Şu anda bile hemen dibimde grev alanını ve sarayı çevreleyen şu evlerde ve Paris'in her yerinde giden ve gelen, konuşan ve gülen, gazetelerini okuyan, işlerini düşünen insanlar var. Mallarını satan satıcılar, kendisini pazarlayan fahişeler ve bu akşam için balo elbiselerini hazırlayan genç kızlar, çocuklarıyla oynayan anneler. Bir de ben varım bu saatlerde. Ölüme giden ben, kafası kesilecek olan ben. İşte saat 2'yi vuruyor. 3 saatim kaldı. Kendini nasıl hissediyorsun bayım? Çok kötü. Başımda kahredici bir ağrı var. Böbreklerim soğuk, alnım yanıyor. Bütün vücudumda ateşli ürpertiler dolaşıyor. Korkudandır. Ama akşamüstü bir şeyin kalmaz bayım. Neden? Şunun şurasında idamına kaç saat kaldı ki? Giyotinle kellen gidince bütün dertlerin bitecek. Hem korkma, hiç acı duymayacaksın. Nereden biliyorsun acı duymayacağımı? Kim söylemiş bunu? Kesilmiş bir baş sepetin içinden kanlar içinde doğrulup halka hiç acıtmıyor demiş midir şimdiye kadar? Bunu söylemesi mümkün değil ama. Sonları bu şekilde olmuş ve onlara teşekkür etmeye bunu iyi bulmuşsunuz. Sakın değiştirmeyin bu idam sistemini. Çok iyi işliyor demeye gelen ölüler mi olmuştur yoksa? Ölüler konuşur mu bayım? Robespierre mi? 16. Louis mi? Giyotin'in en ünlü kurbanlarıydı onlar. Ama hayır, hiçbiri. Ölürken gıklarını bile çıkartamadılar. O dediklerini bilmem de ne olursa olsun giyotin yarım saniyede bitiriyor işi. Hem de acı ustalıkla yok ediyor. Yeter asker, Allah aşkına yeter. Boğulacak gibi oluyorum. Şu aynı kentte, aynı saatte, buradan pek uzak olmayan bir yerde, bir başka sarayda senin gibi bütün kapılarında nöbetçiler olan bir adam yaşıyor asker. Ya kimmiş o adam? Kral. Kralımız. Yalnız bir farklı ki ben ne kadar aşağılıksam o kadar yüksek. Hayatının tümü şan, büyüklük, zevk ve coşkunlukla dolu. Etrafındaki her şey sevgi, saygı ve kutsallık. En yüksek sesler onunla konuşurken alçalıyor. En gururlu anlar önünde eğiliyor. Gözlerinin önünde sadece ipek ve altın var.
Bu saatte hepsi de kendisiyle aynı düşüncede olan bakanlarıyla meclis kurulmuştur. Veya yarınki sürek avını ya da akşamki baloyu düşünüyordur. Evet tabii ki o kral. Senin benim gibi akşama ne yiyeceğimizi düşünecek değil ya. Evet ama o adam da senin benim gibi et ve kemikten asker. Ve hemen şu anda benim için hazırlanan korkunç ölüm sehpasının yıkılması, hayatımın, özgürlüğümün verilmesi için şu kalemle bir kağıdın altına adımı yazıp mahkumu affettim diye yazıp imzalaması yetiyor biliyor musun? Orası öyle kral bu. Ne isterse yapabilir. Madem öyle, kral neden affetmiyor beni asker? Neden? Bilmem. Affetmesi mi gerekiyor? Evet, neden affetmesin? O benim kralım değil mi? Ben onun tebaası değil miyim? Şey tabii öyle. Peki Haşmetli kralımız senin burada olduğundan haberi var mı acaba? Bilmiyorum. Olması gerekir. O kralsa her şeyden haberdar olmalı. Ah, boşver aptal aptal konuşuyorum işte. Umut derler ya. Ben de umut ediyorum işte. Kralım benim başımın kesileceği umurunda mı sanki? Ne kadar kaldı? Ne? Ölüm yolculuğuna. 2,5 saat. Ne düşünüyorum biliyor musun asker? Acaba öldükten sonra ruh ortalarda gezip dolaşıyorum. Ne dersin? Bir fikrin var mı? Dolaşması senden piyangonun son 3 rakamını ister miydin? Elbette dolaşıyor. Ruh bu. Nereye gidecek ki? Umarım öyledir. Eğer öyleyse grev meydanında idam edilen ölüler karanlık kış gecelerinde kendilerine ait olan bu alanda toplanıyorlardır. 2,5 saat sonra ben de o ölülerin arasında olacağım ve onlarla birlikte bu meydanda dolaşacağım. Yalnız geri dönülüyorsa ne şekilde döneceğiz? Nasıl yani? Eksik ve kopuk vücutlarından arta kalan hangi uzuvlarla geri dönülecek? Hayalet olacak baş mı, gövde mi? Bu da ne? Ayak sesleri değil mi bunlar? Evet, birileri buraya geliyor. Sakın cellat olmasın. Yok canım, daha 2 saat var. Hem cellat oraya, giyotinin başında bekler seni. Gelen her kimse bize geldi ama. Mahkum! Ah korkma, cezaevinin müdürüymüş. Buyurun müdür bey. Kızımı getirdiler bayım. Görüşmek ister misiniz? Allah'ım, ne dediniz? Kızımı küçük Marie mi getirdiler? İnanamıyorum. Son nefesimde. Nerede o müdür bey? Söyleyin kızım nerede? Burada, kapının dışında. Gel kızım, gir yavrucuğum içeri. Peki gel. Efendim. Kızım. Yavrum. Yaklaş, yaklaş babana. Geldim işte. Gözlerime inanamıyorum. Benim küçük varım, küçük varım. Allah'ım teşekkür ederim. Annen nerede? O gelmedi mi? Hayır, hasta. Peki ya babaanne? O da hasta. Seni kim getirdi güzelim? Komşu kadın. Her neyse, geldin ya. Seni ölmeden önce son kez gördüm biz. Güzelim bir tanem, babasının bir tanesi. Yeter ama öpüp durmayın, canımı acıtıyorsunuz bayım. Ne? Bayım mı? Aman Allah'ım, bir yıl içinde beni unuttun mu yoksa? Ben senin babanım Marie. Baban, beni tanımıyor musun? Hayır, tanımıyorum. İyi bak bana Marie. Benim kim olduğumu nasıl bilemezsin? Biliyorum, bir baysınız siz. Allah'ım, bu öykümden de beter. Peki Marie, baban var mı? Evet bayım. Peki nerede o? Aa, bilmiyor musunuz? Öldü o. Öldü mü? Marie, ölmenin ne demek olduğunu biliyor musun sen? Evet bayım. O hem yerde hem de gökte. Biliyor musunuz? Babam için sabah akşam annemin dizlerinde Allah'a dua ediyorum. Güzel kızım. Bir tanecik yavrum. Marie, duanı bana da okursana. Okuyamam bayım. Dua gündüz vakti okunmaz. Bu akşam bizim eve gelin, size okurum. Keşke gelme imkanım olsa. Marie, ben senin babanım kızım. Ya. Baban olmamı ister misin? Hayır, benim babam daha güzeldi. Yavrum, yavrum. Lütfen bayım, sakallarınız yanağımı acıtıyor, öpmeyin beni. Ama ben senin babanım Marie, seni çok özledim. Hayır, siz benim babam değilsiniz bayım. Söyledim size, benim babam ölmüş. Annemi istiyorum, eve gitmek istiyorum. Yapma Marie, babanı nasıl unutursun? Senin için, sana ilaç ve doktor parası bulmak için cinayet işleyen, ölüme giden babanı. Annemi izliyorum ben. Annemi. Tamam, sus, ağlama. Görüşme bitmiştir müdür bey. Kızımı komşu kadına geri verebilirsiniz. Peki bayım. Gel kızım, gel gidelim. Kızım en büyük dayanağımdı.
ama o beni tanımadı. Yüreğimin son bağı da koptu. Artık hiçbir dayanağım kalmadı. Hadi götür beni asker. Artık daha fazla beklemek istemiyorum. Bana yapacaklarına hazırım. Daha vakit gelmedi. Gelince götüreceğim. Daha bir saatin var. Zaman hızla ilerliyor. Küçük Marim tanımadı beni ama bir gün okuması ve 15 yıl sonra bugün ağlaması için ona birkaç sayfa daha yazmaya zamanım olur belki de. Hikayemi ve ona bıraktığım adın neden kanlı olduğunu benden öğrenmeli kızım. Evet, saat 5'i vuruyor bayım. Zaman geldi artık. Ya geldi mi? Yani tamam mı? Tamam. Bitti mi? Her şey bitti. Vakit geldi bayım. Lütfen kalkınız. Araba aşağıda sizi bekliyor. Grev meydanına götürecekler sizi. Bir dakika. Evet. Şu kağıtlar. Bunlar idama mahkum olduğum günden beri yazdıklarım. Bunları ölümümden sonra kızıma verir misiniz müdür bey? Elbette veririm. Sağ olun. Teşekkür ederim. Lütfen kazağınızı çıkartır mısınız? Kazağımı mı? Neden? Kurallar böyle. Giyotine giden mahkumun üstünün çıplak olması gerekir. Herhalde başım kesilirken kana bulanmaması içindir. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi ellerinizi arkadan bağlayacağız. Peki, buyurun bağlayın. Kazağınızı da yazdıklarınızla birlikte kızınıza vermemi ister misiniz bayım? Evet. Peki. Gidelim artık müdür bey. Giyotinin uşağı celladı bekletmeyelim. Paris'e yağmur yağıyor. Titriyorsun oğlum. Evet ama yağmur ve soğuk da değil peder. Korkma evladım. Tanrı'nın yanına gideceksin. Ben ailemin yanında kalmayı tercih ederdim peder. Elveda Paris. Elveda insanlar. Elveda ailem. Her şeyi. Hepinizi son kez görüyorum. Çok az zamanım kaldı. İlerideki köprüyü geçince Grev Meydanı'na geleceğim ve orada 32 yıllık yaşamım giyotinin altında son bulacak. Korkudan ayaklarım tutmuyor, bütün vücudum titriyor. İnsanın bile bile ölüme gitmesi ne feci bir şey. Şimdi şurada gördüklerim birkaç dakika sonra yok olacak. Çünkü ben artık yaşamayacağım. İşte bakın. Allah'ım bu halk delirmiş. Yağmura rağmen kesilen başları görmekten ne zevk alıyorlar ki. Bugün benim için gelenlerden bazısı sonunda kendisi için gelecektir bu meydana. Halka kızma evladım. Onlar bu işi sadece seyir için yapıyorlar. Seyir mi? Ölen bir insanı kesilen başını görmenin ne zevki var ki peder? İşte geldik, inelim bayım. Bu burada mı olacak? Evet. Halkın daha iyi görmesi için yukarıda kurulan şu yükseltiye çıkacağız. Hadi cesaret oğlum, biraz daha gayret. Keşke kral olsaydı, belki beni affederdi. Tanrı, işte hem giyotini hem de celladı görüyorum. Sona iyice yaklaştım. Cesaret oğlum, ölüm yaşayan her canlı için mukadderdir. Er ya da geç herkes ölecektir. Ama daha çok gencim peder. Kırkıma bile basmadım ki. Bu hayatta yapamadığım o kadar çok şey var ki. Mukadderat oğlum, mukadderat. İşte geldik. Bayım, şuraya cellatın yanına gideceğiz. Gelin. İşte mahkum. Artık o senin bay cellat. Bayım, bana kızmayın. Ben sadece işimi yapıyorum. Kendinizi daha rahat hissetmeniz için burnunuza sirkeli medya tutmamı ister misiniz? Gerek yok, kendimi iyi hissediyorum Celal. Siz bilirsiniz bayım. Yere diz çökün ve başınızı şu tahtaya koyun. Peki. Canınızı acıtmayacağım. Giyotinin bıçaklarını sizin için keskinleştirdim. Bir seferde işinizi bitirecektir. Hadi koyun başınızı tahtaya. Durun bir dakika. Ne oldu? Son bir istekte bulunacağım.
Peder nerede? Peder nerede? Buradayım evladım, buradayım oğlum. Söyleyin onlara peder. Söyleyin, beni bağışlasınlar. Başımı kesmesinler. Ölmek istemiyorum. İstemiyorum lütfen. Öyle bir istekle infaz durdurulmaz. Koyun başınızı. Hadi oğlum, onların dediklerini yap. Cesaret. Ölmeden önce Yüce Tanrı'dan al. Bir lütuf. Bir lütuf. Yalvarırım. Birkaç dakika daha bekleyin. Zaman kazanmanın sana ne faydası dokunacak ki bayım? Hem kimden lütuf bekliyorsun ki? Hadi. Hadi koy başını yere. Belki suçumu bağışlarlar. Kral affedebilir beni. Ben onun temasıyım. O benim kralım. Yalvarırım bir iki dakika daha bekleyin. Jandarmalar! Mahkumu tutup yere yatırın. İfazın zamanlı yapılmasından ben sorumluyum. Hem bekleyecek olursak bu yağmurda giyotinin bıçağı paslanabilir. Bırakın beni. Hadi. Bırakın diyorum. Böyle ölmek istemiyorum. Gel bakayım. Gel buraya. Bir vahşet bu. Bir barbarlık. Kral nerede? Neden beni affetmiyor? Lütfen yapmayın belki. Lütfen affeder beni. Lütfen. Yüce Mahkemenin verdiği kararı infaz ediyorum. Kapısı koptu. Kapısı koptu. İşte bir suçlu daha giyotinle itham edildi. Yüce Tanrı onu affetsin. O elinizdekiler ne Müdür Bey? Ha, bunlar mı? Mahkumun ölmeden önce yazdığı hatıralar. Aksi rüzgar elimden aldı uçurdu. Hey! Biri lütfen şu uçuşan kağıtları toplasın. Neden? Ne yapacaksınız ki o kağıtları? Mahkum son arzusu olarak yazdıklarının öldükten sonra kızına verilmesini istemişti. Ama kağıtlar uçup gitti. Adamın arzusu yerine geldi. Boş verin. Yarın bir başka mahkumun yazdıklarını verirsiniz artık. Ne demek istiyorsunuz peder? Paris'te bu sefalet, bu yoksulluk devam ettiği sürece giyotin daha çok insanın başını alacaktır. Bu yaptıklarımızı sanırım idam edilen mahkumların satırları değil de tarih yargılayacaktır. Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.